Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunla sunuş kıtırışımız. Kınamızda dıktınlar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan'da Xitay virüsü bilen yukumlan uçularının saniye 115'e örledi. Atalmış Uyghur Abnum Raylıq Sahiyya Saklıqtın Saklaş Komiteti bugün eylan kılığan en yeni uçurdu bildirilişçe Şarkı Türkistan'da Xitay virüsü bilen yukumlan uçularının saniye 115'e çıkan. 24 iyul saat 0'dan keş saat 24'e kadar Ürümçi şehirde 20 kişinin Xitay virüsü bilen yukumlan kallıqı, ondan başka alametsiz yukumlan uçulardan 38 kişinin bayqalı kallıqı. Nöbette alametsiz yukumlan uçularının saniye 114 bulup, ularının hemmesi Ürümçi'de işkerliki bildirildi. Diviziyada bir, Kaşgar'da bir kişi bulup, Şarkı Türkistan boyunca umumi yukumlan uçularının saniye 115'e örledi. Bular içinde işki bimarının kesel ekvali hatarlık bulup, 7 bimarının keseli iğir iken. Ürümçi'de ayırıp tekşürülgen kişilerin saniye 170 iken. Çanşa Keşlik Gezi'nin bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay'nın Leon'un ölküsü de 176 kişinin Xitay virüsü bilen yukumlanğanlıqı baykalgan. 2 kişi ölgen, 15 kişi davalanmaqtı iken. Alametsiz yukumlanğan 37 kişi ayırıp tekşürülmekti iken. Pişcan'da kelkün apiti boldi. İctimai uçur vasıları tarqalgan sırlıq görünüşlerde məlum buluşca Şarkı Türkistan'ın Pişcan naisinde kelkün apiti bolgan. Sindiki görünüşlerge asaslanğanda dihqallarga iğir ziyan bolgan bulup, dihqallarının pişkan üzümleri soğu çılaşkan. Sırlıq görünüşlerde dihqallarının tallıq etizliği köldek görüngen bulup, bir kısım tallıq etizliklar soğu çöküp getgen. Bir kısım etizlardaki tallarının gazıngani su yüzlü körgülü buludu. Kısmen kenit koçularını su baskan bulup, kendit ahalisi koçularda suğu toğan selip, öyge kirip getişinin aldığını ilişki tırışkan. Atılmış Şinjan haberleri torunun 24. iyul bergen haberde bildirilişe, Şarkı Türkistan'ın Aksu vilayeti Baynayis'te kattık yamğur sebeplik kelkün apeti yüz bergen. Apette dehkallarının ziraatları buzulgan bulup, 315 devlet taş yolunun 1626 kilometrelik bölükünü elip getip, kelkün suyu arısı kapsılıp kalgan. Amerika Devlet Xavfsizlik Ministerliği Xitay Xizmet Grupisi kurdu. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe Amerika Devlet Xavfsizlik Ministerliği Xitay İşleri Grupisi kurup, Xitay bilen Amerika münasibetindeki ciddi meselelerini hal kılmakçı bulgan. Grupının muvakkat sekretari Chad Wolf bayanat ilan kılıp, Xitay Komünist Partiyası'nın soda, tor bihaterliki, köçmenler ve bilim mülük hukuki qatarlıq yaman gharazlik faaliyetleri keltürüp çıkarğan tehdit, kişini çöçtüdüğün derecede aşkallıqını. Amerika Devlet Bihaterlik Ministerliği Xitay'nın Amerika tüpürüğü ve turmuş usulüğü elip geldiğin tehditki karıştırışta aldıngı orundu turduğallıqını bildirdi. Grupının muvakkat sekretari yana yeniden kurulgan Xitay Xizmet Grupisi Amerika düşkelgen tehditki karışı kısqı müddetlik ve uzun müddetlik tedbirlerini aldıngı orungu koydu dedi. Trump hükümet emeldarları yana Xitay Kompartiyası Amerika'ya karşı bilim mülük hukukunu uğurlaş, casusluk kılış ve Amerika hem de Amerika cemiyetindeki təsir körüstüş faaliyetlerini elip yeri vardı. Amerika mı Xitay'nın bu xil tehdidige oxşaş cevap kaytırışı kerek digerlerini bildirdi. Məlum buluşca 2018 yılı Amerika Adliya Ministerliği Xitay'nın Amerika'daki casusluk faaliyetine karşı məxsus Xitay hareket planı türünü yolu koygan. Amerika Federasiya Tekşürüş İdarası'nın başlığı Christopher Wray 7 ayının 8 günü Xitay'nın casusluk faaliyeti doğrusu kılgan alahidi sözü de Xitay casusluğunun Amerika'ya sınıp girişinin hemmeli cahide mevcut işkerlikini etkan idi. O yakında Amerika taratkularının ziyaretini kabul kılıp, Xitay'nın Amerika'ya iğir xavup elip geldiğallıqını közü tutup, Amerika gayet zor baylıq işildip, Xitay bilen münasifetlik 2000'den artıq diluğunu tekşürgerlikini. Nöbette her 10 saatte bir kıtım yeniden casusluğa karşı tekşürüş tedbirleri yolu koyuqallıqını aşkarlıgan. Xitay virüsü yukumi vatanımızda mal bahasının şiddetlik örülüşüge sebep oldu. Ötken hafta Şarkı Türkistan'a tarqalgan Xitay virüsü yukumi ve yerlik dairelerinin yukumga karşı algan karantin tedbirleri rayonda mal bahasının şiddetlik örülüşünü keltürüp çıkardı. Nöbette vatanımızda yolu koyuluvatkan karantin tedbirleri ve mal bahası Xitay dairelerinin katlıq besimi astıdaki
Uyghurlarının turmuşunu tekhimi qiyinlaştırıp etken. Xitay rejimi ötken hafta Şarkı Türkistan'da Xitay virusu yuquminin qayt tarqalganligini e'lon qilib, qattiq karantin tedbirlerini yo'liq qo'ygan. Ürümqi shahrida ommaviy qatnash aloqasi to'xtatilib, fuqarolarning ko'chaga chiqishi cheklangan. Savdo saroy va do'konlar taqilgan. Yuqum ahvoliga doir uchurlar qattiq kontrol qilingan. Xitoydagi ijtimoiy taratqularda e'lon qilingan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, yuqum Ürümqida mol bahosining shiddatlik o'rlishini keltirib chiqarib, pomidorning bahosi 8 so'm, bir tal tarxamak 1,5 so'm, barangi 10 so'mga chiqqan. Ürümqi shahrlik savdo idorasi 24 iyul go'sh, un, yog' va 60 xil ko'ktat bahosining yuqumdan burunqi normal bahoga qaytganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin uchurlarda Uyg'ur fuqarolarining och qilishdan qattiq andisha qilyotganligi. Shundoqli ularning o'tgan qatimqi yuqumga o'xshashla hukumatning hech qanday yordamiga erisha olmaganligi ilgari surilmoqda. Ürümqide bir hafta içinde 2 milyon 300 min adamın yadro kislata avrişkisi elingan. Vatanimiz Şarkı Türkistan'ın merkezi Ürümqide Xitay virusu qayt tarqalgan yaqinqi bir hafta içinde az kem 2 milyon 310 min kişinin yadro kislata avrişkisi tekşürülgen. Atalmış Ürümqi şehrinin başlığı Yasin Sidiq'nin 24 iyul ötküzülgen akbarat yığınıda aşkarlışça, 23 iyul bir günün özüde 683.095 kişinin yadro kislatası avrişkisi haksız tekşürülgen. Xitay dairelerinin kıskığını vaqt içinde nurgun maddi ve adam küçünü seferber kılıp, bunçilik köp adamın yadro kislata avrişkisini tekşürüşe dikkat kozgıdı. Yasin Sidiq tünügün 24 iyul ötküzülgen akbarat yığınıda puhralarının özlerini çüşengelliki, kolluğallıqı ve hemkarlaşkallıqı rahmet eytidigallıqını bildirip, keyinki qadamda yadro kislatasının tekşürüş iktidarını devamlıq özdirdigallıqını tekitligen. Xitay rejimi 2016 yılımı nurgun maddi ve adam küçünü seferber kılıp, Uyghurlarga qarata atalmış haksız salametlik tekşürüşü elip bargan. Lekin keyinrek bu tekşürüşünün Uyghurlarının DNA avrişkisini yığıp, DNA ambiri quruş Uyghurlarni DNA arqalıq kontrol qilish maqsadida elib berilganligi ma'lum bo'lgan edi. Yasin Sidiqning oshkorlashicha bu qitimqi yadro kislata avrishkisini tekshirish harakatiga 7000 xodim qatnashib kech kunduz ishlagan. Xitoy doirlari hozirga qadar Xitoy virusi yuqumining Sharqi Turkistonda qayta tarqalishiga qandoq omil sabab bo'lganligini e'lon qilib baqmadi. Xitay Uyghur vaziyetinin Yahudilerinin ötmüşüge seleştirilişiga inkas bildirdi. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği 24 iyul Uyghurlar vaziyetinin Yahudilerinin ötmüşüge seleştirilişiga inkas bildirdi. Xitay Taşqı İşlar Ministerliği bayanatçısının qarışça bu iki meselini öz ara seleştiriş külkülük iken. Yakında Angeliyadaki Yahudilerinin rehberi Xitayının Angeliyada duruşluq baş elçisi Liu Xiaomingga mektup yazıp, Xitayning Uyghurlarga tutqan muamelesini natsistlarning Yahudilerga qilgan vahşilikiga seleştirgan. O mektubida Xitayning Uyghur ve başka yerlik milletlerge qaratqan etnik ve dini bastırışını toxtishini talep qilgan idi. Angliyadagi Yahudi Vakillar Komiteti namlıq tashkilatning prezidenti Mari von Derzel mektubida 75 yıl avval kişilerinin poyizlarga mecburi yüklengenliki, dini zatlarının saqılı çürülgenliki, ayollarının tuğmas kılınğanlıqı, caza lagerlerinin bu xil korkunuşluq vahimesi, Xitayning Uyghurlarga tutqan hazırkı muamelesige oxşaşlıqını bildirgen. Lekin Xitay Taşqı İşlar Ministerliğinin bayanatçısı 24 iyul muhbirinin mezkur mektup hakkıdaki sualıga cevap verip, bu xil seleştirişinin külkilik ikerlikini tekitledi. Bayanatçı sözüde, siz etkan o mektupten menin haberim yok. Lekin ben şunu qayta ta'kidlayman. Atalmış Şinjanga alaqadar mesele kişilik hukuk, din yoki etnik mesele emas. Belki terrorluk ve bölgünçülükke karıştırış meselesi. Şinjan vaziyetini Yahudilerin ötmüşteki iztirabıga seleştiriş külkülüktür degen. Onun ta'kidlashicha Şinjan meselesi bütünlay Xitayning içki işi bulup, başka devletlerinin aralashish haqqi yoki yolu yok iken. Mari von Derzel mektubida Xitayning iki xil tanlash yolu barlıqı. Eğer o devamlıq hazırkı yolda mağsa, onun mängülük ahanetki qalıdıqallıqını tähkitligen. Pompeo'nun erkin dünyanı komünist Xitayını özgertişke çakırışı, xalqarada küçülük inkas qozgıdı. Amerika Taşqı İşlar Ministeri Mike Pompeo'nun 23. iyul Amerika'nın Kaliforniya ştatıdaki Nixon kütüphanısında nutuk sözləb, erkin dünyanı komünist Xitayını özgertişke çakırışı, xalqarada küçülük inkas qozgıdı.
Mike Pompeo nutqida agar erkin dunyo kommunistik Xitoyni o'zgartmasa, kommunistik Xitoy dunyoni o'zgartadi deb ta'kidlagan. U nutqida ikki qitim Uyg'urlarni tilga olgan. Wall Street Journal gazetasining ta'kidlashicha, Pompeo'ning so'zi Trump hukumatining Xitoyga qarata to'liq harakatga o'tganligini tushuntirdi. Reuters agentligining xabarida Mike Pompeo'ning so'zi Amerika-Xitoy munosabati eng tuban chakki tushib qolgan Xitoyga kimning eng qattiq turadiganligi 11-oy aydagi saylovning oldida Prezident Trump bilan uning raqobatchisi Joe Biden o'rtasidagi raqobatga aylangan mazgilga to'g'ri kelganligi ta'kidlangan. Amerikadagi The Hill, ya'ni To'plik gazetasining ta'kidlashicha, Pompeo so'zida Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan kelgusi munosabatini erkin dunyo bilan zo'migarlik o'rtasidagi jang deb yakunlab, xalqaro ittifoqdoshlarini Beijingning xarakterini o'zgartirish haqida besim ishiltishga undigan. Angliyada chiqadigan Telegraph gazetasining xabarida Mike Pompeo'ning erkin dunyoni Frankenstein g'arib adabiyotidagi odamsimon maxluq Xitoyning yangi zo'migarligi ustidan g'olib kelishga chaqirganligini bildirgan. Hong Kongda chiqadigan Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazetasi 24 iyul e'lon qilgan bu vaqtdagi taqrizida mutaxassislarning so'zi naql keltirilib, 1979 yili boshlangan Amerika-Xitoy munosabatlarining oxirlashish xavfiga duch kelganligi ta'kidlangan. Mike Pompeo so'zida mening maqsadim Amerika xalqi uchun hammani bir yerga to'plab, Xitoy tahdidining bizning e'tiqodimiz, erkinligimiz va jumladan dunyodagi erkin demokratik davlatlarning kelgusi uchun nimadan darak berdiganligini tafsili bayon qilish tur degan. Mike Pompeo nutqi davomida sobiq prezident Nixonning Xitoy o'zgarmaguncha dunyo bexatar bo'lmaydi degan ko'z qarash bilan Xitoyga eshikni keng ochganligini tilga olib turib, u vaqtlarda dunyo boshqacha edi. Biz Xitoy bilan aloqa o'rnatish bizga ittifoqlik va hamkorlik asosidagi parloq kelgusini va'da qildi deb tasavvur qildik. Biroq bugun hammamiz yanada maska taqib, yuqum zamin bo'lgan jonlar sonining eshishini ko'rib o'tiribmiz. Buningga Xitoy kompartiyasi dunyoga bergan va'dasi turmasligi sabab bo'ldi. Biz har kuni atiganda Hong Kong va Sharq Turkistondagi bostirishga oid yangi xabarlarni o'qiyotimiz. Biz Xitoyning suvdini suiiste'mol qilishning Amerikadagi xizmat fursatlariga va iqtisodiy gavdalarga qanchalik zo'r ziyon yetkazganligi haqidagi sonli ma'lumotlarni ko'ryotimiz. Biz barg'an siri zo'riyib tahdid paydo qilayotgan Xitoy armiyasini ko'ryotimiz dedi. Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetining komissari Nuri Turkal Apandi bu yig'inga qatnashgan bo'lib, ziyorat haqidagi ta'sirotini bildirib, bu nutqning sobiq prezident Nixonga oid kutubxonada qilinishi tarixiy bir ahvol. Bu Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatidagi o'zgarishning ifodasi deganlarini bildirdi. Mike Pompeo so'zida Amerikaning ilgari Xitoyga qaratgan siyosatini qarig'ularcha elib berilgan deb atadi. Ve biz chuqum kelgusi bir necha yil ichida ve necha 10 yılda bizga yetakchilik qilishi zarur bo'lgan ochiq haqiqatni e'tirof qilishimiz kerak. Agar biz Xi Jinping tushi hukmron bo'lgan 21-ci asr emas, erkin 21-ci asrga erishimiz deydikamiz, Xitoy bilan qarig'ularcha munosabat o'rnatishni tashabbus qilgan ko'ni padi bilan ish qilishni davomlashtirmasligimiz, uningga qaytmasligimiz kerak dedi. U yana prezident Trump nihoyatda aniq o'tirg'i qo'yganidek biz Amerika iqtisodini shundaqla bizning turmush usulimizni qo'g'daydigan strategiyaga muhtoj. Erkin dunyo cho'qim bu yangi zulm ustidan g'olib chiqishi kerak deb eskertdi. U so'zida yana haqiqat shuki, biz va bizga o'xshash boshqa erkin davlatlar Xitoyning mag'lub bo'lgan iqtisodini tirildirdi. Lekin oqibatda Beijingning osh berganga mush berganligini ko'rdi dedi. Pompeo yana Amerika Xitoy fuqarolariga keng quchoq ochgan bo'lsa-mu, ularning Amerikadagi har qaysi organ va institutlarda singib kirish tashviqot harakati bilan shug'ullanganligini, Xitoyga mablag' solgan g'arib shirkatlarini Xitoydagi majburiy amgakka va boshqa kishilik huquq masalalariga ko'z yumishga majburlaganligini, hatto o'zini erkinlikning himoyachisi deb ataydigan Hollywoodning Xitoyni tanqidlaydigan odatdagi gaplarni qilishdimi qo'rqadigan holatga kelganligini, Xitoyning Janubiy dengizda va'dasiga amal qilmay uni harbiylashtirganligini, davlat ichida yana mustabitlashganligini, Amerika zaminida josuslik va aqliy mulk o'g'irligi bilan shug'ullanganligini o'tirg'i qo'ydi. Minister Pompeo bu tarixiy nutqida yana bu xatoliklar mayli nima sababdan yuz bergan bo'lishidan qat'iy nazar, prezident Trumpning uningga amdi yetar deganligini bildirdi. U so'zi davomida yana o'zining oldingi oyda Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti Tashqi ishlar ishxonasining mudiri Yang Jiechi bilan Havoyida uchrashganligini, biroq mushu uchrashdimi Yang Jiechining ilgirikiga o'xshashli birmuncha quruq va'da bergani oz deb, yana Amerikaga birmuncha talab qo'yib, Amerikaning bo'ysunishini talab qilganligini bayon qilib, ilgirki Amerika hukumatlari Xitoyning talablariga ma'qul deb kelgan. Biroq men ma'qul demedim, prezident Trump mu ham demaydi dedi. Pompeo nutqi davomida kommunist Xitoyni haqiqiy o'zgartirishning birdan-bir yo'li Xitoy Kompartiyasi rahbarlarining deganiga emas, balki qilgan ishlariga asosan harakat qilish.
sabiq prezident Reagan ayni chaqda Sovet ittifoqi bilan muomila qilganda uningga ishon, lekin tekshirib ko'r degan prinsip bo'yicha ish ko'rganligini aytdi. Men bo'lsam Xitoy kompartiyasiga ham ishonma, ham o'zing tekshirib ko'r deyman deganda so'rindikilar uni qizg'in olqishildi. Mike Pompeo so'zida dunyodagi erkinlikni suydigan davlatlarning chuqum Xitoyni o'zgarishga qat'iy holda majburlashi kerakligini ta'kidladi. Marco Rubio Uyghurlar sizlar yolg'iz emas, Amerika va amerikaliklar sizlar bilan billa dedi. 23 iyul Washingtondagi kommunizm qurbonlari xotira fondi har yili o'tkazib kelayotgan asoratdagi davlatlar haftaligi yig'inni bu qatim maxsus Xitoy ishg'oliyatidagi davlat va rayonlarga beg'ishildi. Mazkur fondning yig'in haqidagi e'lonida ishg'ol qilingan davlat va rayonlarning Sharq Turkiston, Tibet, Hong Kong va Ichki Mongoliya ekanligi ta'kidlandi. Mazkur yig'inning asoslik mazmunlarining biri haqni so'zlaganligi sababli Xitoy Kompartiyasi tomonidan 2014-yili umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Ilhom To'xtog'a kommunizm qurbonlari kishilik huquq mukofoti berildiganligining e'lon qilinishidir. Mazkur yig'inga Amerika Tashqi ishlar ministrligining demokratiya, kishilik huquq va amgak ishlari bo'yicha yordamchi ministri Robert Destro, Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio, Amerika Avom palata a'zosi Jim McGovern, Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetining komissari Nuri Turkal qatorliklar qatnashib so'z qildi. Xitoy virusi uchun e'lingan tadbirlar sababli yig'in silliq holda elib berilgan bo'lib, Kengash palata a'zosi Marco Rubio bu yig'inda video orqali so'zlab mundaq deb ta'kidladi. Amerikaliklar necha avlatdan beri erkinlikni ilgari surish uchun nurg'un badallarni to'lab keldi. Mening bovulurim, hammalarim kommunizmning mustabid hokimiyatining ziyonkashligidan qochib, texmi yaxshi bir hayot izlab kelganlar. Afsuslanarligi shuki, biz mustabidlik bosh ko'tarayotganligini ko'rib turibmiz. Yangi ammo tonish krizislarga duch kelyapmiz. Navbatda Amerika va bizning demokratiyamiz duch kelyotgan krizislardan biri Xitoy Kompartiyasining ta'kidi. Xitoy Kompartiyasi yillardan beri Tibetlarga madaniyat qirg'inchiligi elib bordi. Hong Kongliklar qadrlab kelyotgan erkinlik va o'z-o'zini idora qilish huquqini qo'lidan oldi. Kishilik huquq advokatlarini va kompartiyaga qarshi chiqqan kishilarni qamadi. Kengash palata a'zosi Marco Rubio yana kommunizm qurbonlari kishilik huquq mukofotiga erishgan Ilhom To'xtini tabriklab munularni bildirdi. Xitoy Kompartiyasi sistemini qalda Uyg'ur va boshqa yerlik millatlarning madaniy kimligini yo'qotibdi. Men o'zi va oilasining xatariga uchrashiga qaramay, haqiqatni oshkorlagan Amerikada turishli Uyg'urlarga rahmat aytaman. Kishilik huquq faoliyatchisi professor Ilhom To'xtini tabriklayman. U o'zining qilgan xizmati tufaylidan adolatsiz holda turmaga qamaldi. Bugun bu mukofotni uning Batur qizi Javhar Ilhom topshirib oldi. Men Javhar Ilhom bilan ko'rishgan. Mening Uyg'urlarga va boshqa bostirishga uchrayotganlarga deydiganim, sizlar yolg'iz emas, sizlarning ko'rishinglar barliq erkinlikka intilguchilarning ko'rishi, Amerika va amerikaliklar sizlar bilan birga dedi. Turkiya Gresiyaning Ayasofya pozitsiyasiga qattiq norozilik bildirdi. Turkiya Gresiya amaldorlarining bayonotlar orqali xalqni kushkurtishini va Turkiya bayrog'ining ko'ydirilishiga yo'l qo'yishini qattiq ayibladi. Turkiya Jumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hami Aksoy Gresiyadagi Ayasofya-i Kabir jami'i sharifning ibodatga ichilishiga bo'lgan noroziliklar to'g'risidagi bir savolga yozma holatda javob qaytirib, Gresiyaning norozilik bildirishini bahona qilib, Islom va Turkiya dushmanligini yana bir qatim namoyon qilganligini bildirgan holda Gresiya hukumati va parlament a'zolarining dushmanlarcha bayonotlari orqali shalloh turk bayrog'ining Salonikda ko'ydirilishiga ochiq oshkora ruxsat qilishini qattiq ayiblaymiz dedi. Ayasofya-i Kabir jami'i sharifda yangidan sajda qilinishga boshlanishini qabul qilolmagan Yevropaning erki farzandlarining yana bir qatim umidsizlikka duchor bo'lganligini bildirgan Aqsoy, tarixdan tegishli saboqni olmagan bu irqchi boshlar shalloh bayrog'imizga behurmatlik qilganlar agadiki oqibatini yaxshi xotirlashi kerak. Gresiya 567 yildan buyon uyg'onolmagan Vizantiya tushidan endi uyg'onishi va buning harg'illiqidan qutulishi kerak deganlarni qayd qildi. Bayonotchi Hami Aksoy davlatidagi musulmon turk osonliklarga ishlatgan besimlari Yevropa kishilik huquq mahkamasining qarorlari orqali jazmlashgan tavalligidagi tarixiy jamalarning yiqitilishiga ko'z yumgan poytaxtida jama bo'lmagan birdan bir Yevropa davlatining Gresiya ekanligini xotirlatgandan keyin so'zini davomlashtirib, milliy egalik huquqidan foydalanishda hech bir davlat Turkiyaga dars berolmaydi. Türk milletinin iradesiyle asasen ibadet kılışkı içilgan Ayasofya-i Kabir Camii-i Şerifi, zeminlerimizdeki başka medeniyet yadigarlıklarımızga okşaşla
Türkiye'ye tabi bulup, mengü iktidarçılığımızda ve muhafızetimiz aslıda bulundu. Ayasofya-i Kebir Camii-i Şerif'nin ibadetki ekilişi 1972 yıldaki Birleşken Milletler Teşkilatı Pen Maarif Medeniyet Teşkilatı UNESCO'nun Dünya Medeniyet ve Tabii Yadigarlıklarını Koğdaş Toğrısı'ndaki kilişiminin ruhiga uygundur. Barlıq dillerge bağrını açkan tınışlık dini İslam'nın ibadethanısı bolgan Ayasofya-i Kebir Camii-i Şerifi bunu dünki mi barlıq kişilerge uçuk buluşunu devamlaştırdı, dedi. Türkiye'de yuqumlanğuçularının sani 1000'den tövən buluş haleti izcil devamlaşmaqta. Türkiye'de Xitay virusu bilen yuqumlanğuçlar sani uda birkaç gündün buyan 1000'den tövən buluş haletini devamlaştırmaqta. Türkiye'de tünü gün bir gün içinde 17 nəfər Xitay virusu bimari qaza qıldı. Bunun bilen yuqum səbəbidin qaza qılğanlar umumi sani 5580 yetti. Tünü gün bir gün içinde salametliki tekşürülgen 42986 kişinin 987 nöpürde yuqum bayqalgan. Balnistin çıkan 1009 kişini koşkanda salametliki əsliki kelgenler umumi sani 207374 yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ədki haberimizi görüşkü şahslarına Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet eytimən. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.